İktisadi ve sosyal coğrafya meseleleri, ehali coğrafyası meseleleri, 59. Ölçenin ehasının ortası 50 nefer, bölünsün 40 kvadrat kilometre sahesi 80 bin kilometre kvadrat olursa ölçü ehasının sayını hesaplayın. Ehalinin sıklığı her bir kvadrat kilometre yaşayan ehalinin sayını gösterin. Bu ölçü verilen ölçüde ehalinin ortası 50 nefer, bölünsün 40 kilometre kvadrat sahesi ise ölçenin 80 bin kvadrat kilometredi. Ölçü ehasının sayını tapmalı ötürüyüm. Ehalinin sayı beraber olur. Bir kvadrat kilometre yaşayan ehalinin sayını ölçenin sayesine vurmakla montapma olar. Demeli sıklığı bir ifade edilir. Ehalinin sayı ölçenin sayesine bölmeyle montapma olar. Ehalinin sayını tapmadan ötürü her bir kvadrat kilometre yaşayan ehalinin sayını sıklığını ölçenin sayesine vurmak lazımdır. Demeli ehalinin sayı beraber de sıfır burasının ölçenin sayısı o da beraber de 50 burasının 1 kvadrat kilometre 50 neferdi. Burasının 80 bin kvadrat kilometre. Bu diyecek 4 milyon nefer. Böyle meseleler, iktisat coğrafya meseleleri, ümumiyetle sağlı meselelerdi. Burada rakamlar milyon milyar rakamlarından istifade olunur. Şimdi burada 5, 8, 40, 7, minde 3 tane 0 var. Minde 3 tane 0 var. 50'nin yanında 50'de 1 0, 80'de 1 0, yani 5 0. 5 ile 8'de varanda 40 yıl, oradan da 1 0, 6 0. O demek ki 6 0, milyon, 9 0, milyar, 3 0, min manasını gelir. O yüzden bir meselelerde asanlıkla, demek 3 0'ın yerine min, 6 0'ın yerine milyon, 9 0'ın yerine milyar yazmakla meseleleri asanlıkla hallerimiz olur. Ölçüde ehalinin ortası her kvadrat kilometre 65 nefer. Ölçü ehalisinin sayı 22 milyon 750 bin neferdir. Ölçen sayısını hesaplayın. Ölçen sayısını hesaplamak için üstüneyim. Sıkılır üstüne yazsan. Demeli ölçen sayısı beraberdi. Demeli ehalinin sayın bilecek ehalinin orta sıklığına. Yani ehalinin sayı 22 milyon 750 bin neferdir. Bunun ölçenin de her kvadrat kilometre düşen 50-65 nefere bölüsü bölmekle bunu hallelemek olan sahe beraberdi. Ehalinin sahi bölünsün sıkılır. O da beraberdi. 22 milyon 750 bin nefer bölünsün. 50 nefer bölünsün. 65 nefer bölünsün kvadrat kilometre. O da beraberdi. 350 bin kvadrat kilometre. Demek ki bu ölçen sahesi 350 bin kvadrat kilometredi. Ölçede ehalinin sıkılır. Her kvadrat kilometre 60 nefer. Ölçen sahesi 350 bin kvadrat kilometredi. Ehalinin sayını müeyyen edin. Demek ehaline sahip beraber diyeyim, 1 kvadrat kilometre yaşayan 60 neferin ölçen sayesine vurmakla bunu hesaplayabiliriz. Demek ehaline sahip beraber de 0 burasın ölçen sayesi, o da beraber 60 neferi 350 bin kvadrat kilometre vursa, ilece 21 milyon nefer. Ölçen sahi, ölçe ehalisinin sayı 14 milyon 625 bin nefer, ölçen sayesi 195 bin kvadrat kilometredi, ehali sıklığını müeyyenin. Ehal sıklığını tapmalı diyor ki ehalinin sıklığı beraberdi. Ölçede ehalinin sayın ölçen sayesinde bölmeyle tapma olar. Demek sıfır beraber ehalinin sayı yani 14 milyon 625 bin neferi ölçenin sayesi 195 bin kvadrat kilometre bölmeyle bunu tapma olar. 14 milyon 625 bin neferi 195 bin kvadrat kilometre bölsük her kvadrat kilometre 75 nefer ehali düşecek. Ölçe ehalisinin sayı 8 milyon nefer, kendi ehalisinin sayı ise 3.6 milyon neferdir. Urbanizasyon seviyesini tapın. Demeli urbanizasyon şehir ehalisi değil, kendi ehalisinin sayı 3.6 milyon nefer ise 8 milyonun 3.6 milyon nefer çıkmalı. Demeli urban şehirde yaşayan ehalinin sayı, yani urbanizasyon seviyesi, urbanizasyonun miktarı 4.4 milyon neferdi. 8 milyonun 3.6 milyon nefer çıkmalı. Bunu tapma olan. Urbanizasyon seviyesi faiz diye ifade olunur. Eğer biz 8 milyonu 100 faiz kabul ederdikse 4.4 milyon nefer de olacak. 2 faiz. Demek tenatürümüz bu olacak. 8 milyon 100 faizdi. 4.4 milyon 2 faizdi. Buradan ikisi de beraberdi. 4.4 burasın 100 faiz bölünsün 80 milyon. 80 milyon nefere. O da 55 faiz. Demek ölçüde urbanizasyon seviyesi 55 faizdi. Ölçü ehasının 45 faizi şehirde yaşır. Ehalinin ümumi sayı 60 milyon nefer olursa kendi ehalisinin sayını tapın. Demek ölçü ehalisinin sayı 60 milyon neferdi. Ehalinin 45 faizi şehirde yaşıyorsa demek kendi ehalisi ölçü ehalisinin 55 faizini tapar. 100 faizden 45 faiz çıkmalı. Kendi ehalisinin 55
faiz nefer, 55 faiz olduğunu tavadır. 60 faiz, 60 milyon nefer 100 faiz gelmeli söz. Yani 100 faiz 60 milyon nefer olursa 55 faizimiz de kentte yaşayan halkın sayıda olacak ikiz. Demek ki 100 faizden 45 çıkmalı, 55 faiz kendi halkının faizden miktardı. 100 faizimiz 60 milyon neferdi, 50, kentte yaşayan 55 faizimiz de ikisi neferdi. Buradan ikisi beraber de 55 burasının 60 milyon bölünsün 100 faiz, 33 milyon nefer. Demek ölçe de 33 milyon kendi halkı var, 27 milyon da şehir halkı, Urman Zersi. Ehası ise 6 milyon nefer olan ölçüde il ərzində təbii artım 30 min nefer olarsa her min nefere düşen artım hesabların yeni de sadı meselelerden biridir. Her min nefere 6 milyon nefere tenasümümüz bölücü 6 milyon nefere 30 min nefer artır. Min nefere de ikiz. Bu ona demeli 6 milyona 30 min nefer, min nefere ikiz. X beraber de min burasın 30 min bölünsün 6 milyon. X min burasın 30 min bölünsün 6 milyon, o da beraberdi. Demeli 5 nefer. Demeli her 1000 nefere karşı 5 artım oldu. Ölçen ehası 60 milyon nefer. Bir ilde doğulanlar ise 620 bin nefer. Ölenler ise 140 bin neferdi. Her 1000 nefer için tabi artımı hesaplayın. Evvela ölçeli ilerisinde artan ehalinin cemi sayını tayin edilmeyi lazım. 620 bin nefer anadan olur. Ölenler 140 bin, 620 bin neferden 140 bin neferi çıkma lazım da belce. Demeli bir ilde ölçüde 480 bin nefer ehal artım var. Eğer 60 milyon nefere 480 bin nefer ehalı artırsa 1000 nefere düşen tabi artımı hesaplayacak. Tanasümümüz bozu 60 milyon nefere 480 bin nefer, 1 bin nefere de 2 nefer. Buradan ikisi beraber de 1 bin burasının 480 bin, bölünsün 60 milyon nefer, o da düşecek 8 nefer. Demeli her bir nefer ölçen təbii artım 8 nəfərdir. Ölçen əhası 8 milyon nəfər, bir ildə doğulanlar ise 120 nəfər, ölənlərin sayı ise 80 min nəfərdir. Her bir nefer ölçen əhali təbii artım müəyyən edin. Deməli il ərzində ölçüdə artım, təbii artım 180 minlə 80 min çıxmalı. Deməli bir ildə ölçüdə 40 min nəfər əhali artır. 8 milyon nəfərə qarşı 40 min nəfər əhali artır, 1000 nəfərə də 2 sənasımız belə olacaq. 120 binden 80 bin sudur aldı 40 bini. Tenasibimiz 8 milyon nefere 40 bin nefere artır. 1 bin nefere ise 2 artım var. X beraber de 1000 burasın 40 bin bölünsün 800 olacak 5 nefer. Ölçüde işsizlik 32 faiz. İktisat geçen PR halinin sayı 17 milyon neferdir. Ölçen emek kabili ehalisinin ümmü sayını müeyyen edin. İşsizlik 32 faiz ise demeli iktisat cezanın PR hali 17 milyon neferdi. Demeli işsizlerle iktisat cezanın PR halinin cemi ölçenin emek kabiliyeti hasilinin ümmü sayını müeyyenidir. Onun göre de 100 faiz 32 faiz çıkan derece 68 faiz. 68 faiz ölçüde iktisat cezanın PR hali var. Bu da 17 milyon nefer demeydi. Demeli 68 faizimiz 17 milyon neferdi ise 100 faizimiz yani emek kabiliyeti hali diyecek x ile. Tenasibimiz belli olacak. X beraber 100 faiz burasının 17 milyon bölünsün 68 faiz edecek 25 milyon nefer. Ölçüde işçilerin 8 milyon nefer iktisat geçen PR halinin payı 68 faizdi. Ölçen emek kabiliyeti ehalisinin ümmü sayını müeyyen edin. 8 milyon nefer işsiz 100 çıkarsın 68 32 faiz edilir. 32 faizimiz 8 milyon neferdi ise demek 32 faizimiz 8 milyon neferdi ise 100 faizimiz edecek 2, bu da edecek ölçeceği emek kabiliyeti ehalinin sayı. Evvela demek 100 faizden 68 faize çıkarak edecek 32 faiz. Demek bu işsizlerin payıydı. 32 faizi 8 milyon nefer kabul ediyor. Mesela şartında görüşür 100 faizimiz olacak 2. Buradan da x beraber 100 faiz olursa 8 milyon nefer bölünsün 32 faiz edecek 25 milyon nefer. Demek ölçüde emek kabiliyeti ehalinin bu sayı 25 milyon neferdi. Çünkü bunun 8 milyon neferi işsizliği kalan ehali ise 17 milyon nefer ise iktisat geçen PR ehali. Şimdi verilen mermatlar arasında ölçeli ehalisinin sayının azalmasına göre yani çoktan da doğru artış düzün. Demeli ölçeleri verildi 1, 2, 3 ehalinin sıktığı nefer bölünsün kvadrat kilometre ölçen sayısı 1000 kvadrat kilometre verildi. Demeli ehalinin sıklığı demeli 89 nefer sahasız 781 bin kvadrat kilometre olan ölçü bu ölçü demeli sıklığı
ölçen sahasından bulunmakla demeli ölçüdeki əhalinin sayını tapa bilərik. Əhalinin sayı və sıfır borusunun ölçen sahası 89 nəfəri demeli 781 min kvadrat kilometre borusu, eləcə 69,5 milyon nəfər. Deməli, ikinci ölkədə əhalinin sıfır 43 nəfərdir 1 kvadrat kilometrdir. Ölkənin sahası 1,648 min kvadrat kilometrdir. 43 nəfərə 1,648 min nəfərə borusuq. Deməli, eləyəcək 70,9 milyon nəfər. Üçüncü ölkə sahası 232, əhalinin sıfır 232 nəfər. Ölkənin sahası 357 min kvadrat kilometr isə 232 nəfəri 357 min kvadrat kilometre buranda, bu deyicek 82,8 milyon nəfər. Eğer ölkələri əhalisinin sayının azalmasına göre sıralasıq, deməli, en çok əhalisi olan üçüncü, sırada verilen üçüncü ölkədir, birinci yerdə bu olacaq. Sonra əhalisinin sayı olacaq, əhalisinin sayının üyüdə ikinci yerdə olan ölkə olacaq, ikinci ölkə 70 milyon nəfər, en az əhalisi da olacaq, birinci sıra verilen 69,5 milyon nəfər. Mən bir şey de deyim ki, bu ölkələr sahəsi 781 min kvadrat kilometr olan ölkə Türkiyədir. Sahəsi 1,608 min kvadrat kilometr olan İrandır. Sahəsi 357 min kvadrat kilometr olan ölkə de Almanya'dır. Deməli, hal-hazırda bu ölkələrdə əhalinin sayı belədir. Əhali artımında Türkiyə ilə İran əhalisində əhalinin artımı yüksəkdir. Bunlar əhali artımı təbiiyyatının ikinci tipinə aiddir. Hazırda əhalisi sayına görə bu ölkə içərisində birinci yerdə Türkiyədir. Türkiyədə əhalinin sayı 84 milyon 700 min nəfər. İranda əhalinin sayı 84 milyon 500 min nəfər. Almanya'da əhalinin sayı 83 milyon nəfərdir. Yəni əgər bu təzə məlumatlardan istifadə edilsəydi, ən az əhalisi olan olacaqdı. Almanya ikinci yerdə olacaqdı. Məsələn şəklində görə bunu deyirəm, ikinci yerdə olacaqdır İran, ən çox əhalisi olacaqdır Türkiyənin. Düzgün cavab burada 3-2-1 deyəm. Cədvəldə verilən məlumatlar əsasən ölkələrin əhalisinin sayının artmasına görə artıq düzgün. Həmin məsələdir yenidə. Deməli, birinci ölkə Türkiyə, ikinci ölkə İran, üçüncü ölkə Almaniyadır əhalinin sayının artmasına görə. Birinci ölkə əhalinin sayının 69,5 milyon nəfər. Bu Türkiyədir. İkinci ölkə əhalinin sayı 70,9 milyon nəfər olan İrandır. Üçüncü ölkə, deməli əhalisinin sayı 82,8 milyon nəfər olan Almaniyadır. Sayın azalmasına doğru deyirsə, deməli əvvəlcə olacaq birinci yerdə verilən birinci ölkə. Bu Türkiyə ikinci yerdə olacaq. Deməli İran üçüncü yerdə olacaq Almaniya. Artıq olacaq 1-2-3 cavab olacaq A bəndində. 2005-ci il üçün tərtib olunmuş cins yaş piramidasına əsasən demoqrafi böhranın neçənci illərdə baş verdiyini müəyyən edin. Demoqrafi böhran, deməli təbii artımın kəskin şəkildə azalması mənasına gəlir. Piramidaya fikir verdikdə görülür 15-19 yaşları olan əhalinin sayı digər yaşlarla müqayisədə xeyli azdır. Deməli böhran 15-19 ilə əvvəl baş verdi. O gördü 2005-ci ildən 19 ilə çıxırıq. 2005-ci ildən 19 ilə çıxandı, deməli 1986-cı ildə 2005-ci ildən 15 yaş çıxandı isə 1990-cı illər. Deməli 1986-cı ildə 1990-cı illər arasında ölkədə demoqrafi böhran baş verib. Cavab oldu deyəm. Ölkə əhalisinin sayı 10 milyon 500 min nəfər, təbii artım 1000 nəfər, 6 nəfər olarsa və 5 il belə davam edərsə ölkə əhalisinin sayını hesablayın. Deməli 10 milyon 500 min nəfərə deməli 1000 nəfərə 6 nəfər olarsa tənasibimiz belə olacaq 1000 nəfərə 6 10 milyon 500 min nəfərə 2. Deməli 1000 nəfərə 6 nəfər 10 milyon 500 min nəfərə 2. Buradan 2 bərabərdir 10,5 milyon burasının 6 nəfər bölünsün 1000-ə o da bərabərdir 63 min. Deməli bir il ərzində əhalisinin sayı 10,5 milyon olan ölkədə bir il ərzində 63 min nəfər əhali artır. Əgər 5 il belə davam edərsə, onda 63 mini 5 ilə vurmaq lazımdır. 63 mini 5 ilə vuran deyəcək 315 min nəfər. Deməli 5 ildə bu ölkədə əhali artacaq. 10 milyon 500 min nəfərin üzərinə 315 mini gəlmək lazımdır. Bu deyəcək 10 milyon 815 min nəfər. Cavab olacaq A bəndi. Ölkə əhalisi 11 milyon 500 min nəfər, təbii artım 1000 nəfərə 7 nəfər olarsa və 5 il belə davam edərsə ölkə əhalisinin sayını hesablayın.
Yeniden min nefere 7 nefer. Tansiyonumuz bozucu min nefere 7 nefer. 11 milyon 500 bin nefere olacak ikiz. Bin nefere 7 nefer. 11,5 milyon nefere ikiz. İkiz beraber de 11,5 burasın 7. Bölünsün mine. Bu diyeceği 80,5 bin nefer. 5 yıl bile devam ederse onda 5'i vurmalı lazım diye. 80,5 bin nefere bu diyecek. 403,5 bin nefer. Ve tabi artma 5 ile erken olan bu 403,5 bin neferi 11 milyon 500 bin neferin üzerine gelende demeli 5 yıldan sonra bu ölçüde halinizse 11 milyon 500 bin neferden 11 milyon 900,5 bin nefere çatacak. Düzgün cevap CPN diyor. Ölçenin ehası 2000. yılda 3 milyon 150 bin nefer, 2005. yılda 3 milyon 328 bin 75 bin nefer olmuştur. Bu dövrede orta ilik artım neçe nefer teşkil etmiştir. Demeli 2005. yılda 2000 arasında, demeli 5 yıl arasında ölçüde halinin sayı 3 milyon 150 binden 3 milyon 328 tam 175 bin nefere çatmıştır. Bu fergi tapma lazım 3 milyon 328 tam 175 bin neferden 3 milyon 150 bin nefere evvelce çıkmalı lazımdı. Çıkanda alınacağı 78.750 nefer ve bu 5 yıl arasında baş vermiştir. Ona göre de bu 5 yıl arasında artan 78.750 neferi 5'e bölmeye lazımdı. 78 bölende de avro 1 ilde tabi artımın 15 tam 175 bin nefer yahut 15.750 nefer olduğunu gördük. Bu cevabı da beğendim dedi. Ölçe nazi 1995. yılda 3 milyon 200 bin nefer, 2000. yılda 3 milyon 396 bin nefer olmuştur. Bu dövrede ortalık artım neçe bin nefer olmuştur. Demeli 2000. yılda olan ehalinin sayı 3 milyon 296 binden 1995. yılda olan 3 milyon 200 bin nefer çıkmalı lazımdı. Demeli 3 milyon 296 binden 3 milyon 200 bin nefer çıkan diyece 96 bin nefer. Demeli bu ölçerde 95-2000, 5 yıl arasında 96 bin nefer tabii artım olmuştur. 96 bin neferi 5 ile bölmeye lazım. Bu da 1 ile çözecek. 19'dan 10'da 2 bin nefer. Demek ölçüdeki orta ilik artım 19'dan 10'da 2 bin nefer diyecek. Cevap değil ben. Ölçü ehasın sayı 17 milyon neferdir. Emek ihtiyatı da 60%. Emek ihtiyatı 15% işsizliği ölçüde PR halini 5 isterim muvafik saniye hesaplayın. Demek emek ihtiyatı ölçenin 60% ise demeli 17 milyon neferi 100% kabul edilse 3 yahut 100%'ımızı 17 milyon nefer olsa emek ihtiyatları 60%'in neçe nefer olduğunu biriniz de evvelde tapmalı. 100% 17 milyon nefer kabul edilse 3 60% emek ihtiyatları da olacak. İkiz buradan ikiz beraber de 60% vuracak 17 milyon nefer bölecek 100% düşecek 10,2 milyon nefer bu emek ihtiyatlarının ümmü sahibi. Bu emek ihtiyatlarının 15% işsizdi. O yüzden ikinci nöbede işsiz ehalinin payını tabacı 10,2 milyon neferi 100% kabul edilecek. 100% olacak 10,2 milyon nefer 15% izleyecek ikiz. Buradan ikiz beraber 15% burasının 10,2 milyon nefer bölünsü 100% edecek. 1,3 milyon nefer işsizlerin sahip. Demek ehalinin 1 milyon 530 bin neferi işsizdi. Bizden istediği ölçüde PR halinin. PR halinin sahip tabbağından ötürü 10,2 milyon neferden 1,53 milyon neferi çıkmağı lazımdı. 10,2 milyon neferden 1,53 milyon neferi çıkandı. Demeli 8 milyon 670 bin yahut 8,167 milyon neferde iktisat edilsen PR halidir. Demeli ölçüde PR halinin sayı 8,167 milyon nefer. Ölçüde işsizlerin sayı ise 1,53 milyon neferdi. Düzce cevap S bendinde. 2009. yıl için tertip edilmiş ehalinin cins yaş piramidesine sığın demografik böhranın neçinci yıllarda baş verdiğini müeyyenin. Piramide yapışır bir dikte 10-14 yaşı olan ehalinin piramide diğer illerle mukayesede farklı olduğunu gördük. Demek 2009. yılda 14 yaşı 10-14 yaşlar arasında olanların neçinci yılda anadolu olduğunu tapmağı lazım ki hemen illerde böhran baş verdiğini müeyyen edebilir. O yüzden 2009. yıldan 14'e çıkıyor. Demek 1995. yıl ve 2009. yıldan 17 çıkan da 1999. yıl. Demek 1995-1999 yılları arasında bu ölçüde demografik böhran baş verip.
2008 yılı için tertip edilmiş ahalinin cins yaş piramidasının demografi böhranı neticesinde yıllarda baş verdiğini müeyyen edildi. 2008 yılında piramide fikir verdikçe 5-9 yaşında olan ahalinin piramidada diğerlerine mukayese fark olduğunu görülür. Demek o ayı göre 2008 yılından 9 ili bir de 2008 yılından 5 yıl çıkma lazım ki böhranın neticesinde yıllarda olduğunu tapabilir. 2008 yılından 9 ili çıkanda 1999 yıl ve 2008'den 5 yıl çıkandı, iyice 2003 yıl. Demek ki bu ölçüde 1999 yıl ile 2003 yılları arasında demografi böhran baş vermiştir. Cedvelde verilmiş ölçenin urbanite seviyelerine göre artma artışılığı. Ehalinin sayı milyon neperle, kendi ahalisinin sayı milyon neperle belirlipti. Urbanizasyon ne bizden istedir? Urbanizasyon da kendi ahalisinden başka kalan ehali, kendi ahalisi, ölçe ahalisi, kendi ahalisinden bir de şehir ahalisi urbanizasyonu var etti. Ona göre de biz urbanizasyonu tapmalıyız. Urbanizasyon, şehir ahalisinin sayını tapmak lazım diye. Demek ki birinci ölçüde 127.6 milyon neper ehali var. Bunun 43.4 milyon neperi kendi ahalisi ise, demek onda 127.6 milyon neperi 100% kabul ediyoruz. 43.4% mi edecek ikiz. Buradan ikiz beraber de 43.4% 100 ve vurup 100% vurup 127'de bölündü. Demek 34% demeli burada kent ehasidi. 100'den 34 çıkanda demeli urbanizasyon seviyesi edecek 66%. Urbanizasyon edecek 66% birinci ölçüde. İkinci ölçüde 306.8 milyon nefer ehali var. Kent ehasi 55.2% ise faizdi. Demek ki tenasüm bir özür. 306.8 milyon neper 100% ise demek ki 55.2 milyon neper x kabul ediyoruz. X beraberdi 55.2 parasını 100 bölünsün 306 edecek 18%. Demek ki ölçü ağasının 18% şehirli. Kendi ağası yerde kalan 100% 18 çıkanında 82% ise urbanizasyon. Demek ki bu urbanizasyon 82% ikinci ölçüde. Üçüncü ölçüde 180.8 milyon neperin 115 milyon neperi kendi ahalisi, kalan sesi şehirlidi. O yüzden 180.8 milyon neperi 100% kabul edecek. 115.7 milyon neperi x beraberdi. 115.7 burası 100% bölünsün 180.8 faize bu derece nefere bu derece 64%. Demek bu işte 100%'ın 64'ü kentli yaşarsa 100%'ın 34 derece 36%'ı demeli bunun olacak urbanizasyon. Ve bu üçüncü ölçü. Seviyenin artma artırılığına göre dedik işte en az urbanizasyon seviyesi 36%'de üçüncü ölçü dedi. Demek cevap 3 ile başlayıp ikinci yerde 66%'di. Demek üçüncü ölçü, birinci ölçü, sonra ikinci ölçü. 3, 1, 2. Cevabı ye bende görücük. Ölçen urbanizasyon seviyesinin azaltma artırılığı hemen gayetinde demek 83.8 milyon nefermiş, 100%'de 68.7%'miz x'di. Buradan x beraber de 83%. Demek birinci ölçüde birinci ölçüde 17% urbanizasyon seviyesi cemi 17%'di. İkinci ölçüde 21.9 milyon 100%, 2.14 milyon nefer ise x'di. Demek bu da eleyecek. X beraber 2.14% burası 2.14 milyon burası 100% bölünsün 21.9 edecek 11%. Demek ikinci ölçüde urbanizasyon seviyesi eleyecek. Urbanizasyon seviyesi eleyecek. 100'den 11'i çıkanında 89%. Birinci ölçüde 17%, ikinci ölçüde 89% urbanizasyon var. Üçüncü ölçüde 141.8 milyonu 100% kabul edici 38.3 milyon neperi x kabul edici. X'e beraber olacak 27%. Demek ki birinci ölçüde urbanizasyon 17, ikinci ölçüde 89, üçüncü ölçüde 73%'di. Urbanizasyon seviyesinin azalması öyle. En güzel urbanizasyon seviyesi burada ikinci ölçüledi. Demek ki 2, sonra 3 dedi. 73 ve en az ise 1 dedi. Demek ki 2, 3, 1 artırılır böyle. Cevap A bende. Ölçüdeki sadece cemperi halinin
5-17 milyon nefere maddi istihsal, işte 17 milyon nefere gayri istihsal halinde çalışır. İşsiz halinin 30% teşkil ettiğini bilerek ölçelim. Emek kabili hasını sahneye hesaplayın. Demeli maddi istihsalla gayri istihsalla çalışanların cemi sahne tapuru 5-17 milyon üzerinde, işte 17 milyon üzerinde demeli ölçüde 8-14 milyon nefere iktisat geçen PR hali var. İktisat geçen PR hali. 8-14 milyon nefer. İşsiz ahali, ahalinin 30% ise demeli iktisat gerçekten PR ahali ölçü ahalisinin demeli 70% teşkil edilir. Tanatürümüz bu olacak. 8-14 milyonumuz 70%'di. 30%'miz de ikisi. Buradan işsiz ahalinin 30%'nin neçen nefer olduğunu da burada 30% bu 8-14 milyonu 70'e bölünde 3-6 milyon nefer ölçüde işsiz ahali var. İşsiz ahaliyle iktisat cihetçen PR ahalinin sahip bizde emek kabiliyeti ahalinin sahip müeyyen etmeye imkan bilecek. O yüzden 3.6 milyon neperle 8.4 milyon neperi cemlemeye lazım bilecek. O yüzden 13 milyon neper emek kabiliyeti ahali var. Ki bunun 30% işlemi 70% işleyir. İktisat cihetçen PR ahalinin. Ölçenin emek kabili ahalisinin 68% iktisat cihetçen PR ahali 8 milyon nefer ise işsizler teşkil edilir. Ölçenin emek kabili ahalisinin ümumi sayını müeyyen edilir. Demeli iktisat cihetçen PR ahali 8 milyon 68 ölçenin emek kabili ahalisinin 68 iktisat cihetçen PR ahali 8 milyon nefer ise işsizler teşkil edilir. Demeli 8% işsizler 100%'dan 30% teşkil edilir. O gördü 168 şanlı 32% demeli ölçüde bu işsizlerin faizidir. Buradan 32% 8 milyon nefer kabul ediyor. 100% olacak. X beraberdi. Demeli ölçüde 25 milyon nefer emek kabiliyetli ahali yaşadığını buradan tapabiliriz. Şimdi önce ölçüde ahalinin sayısı 8.265.000 nefer, ilk tabi artım 66.120 nefer olmuştu. Her bir nefer için tabi artım tabanı. Ve tenatürümüz bu olacak. 8.365.000 nefere 66.120 nefer olup değil mi? Mine'de x. 8.365.000 nefere 66.120 mine'de x. Buradan x beraberdi. Min burasının 66.120 bölünsün 8.365.000 nefere, bu da düşecek 8 nefer. Demeli her bir nefere karşı ölçüde 8 nefere ahali artım var. Ölçü ahalisi sayı 80 milyon neferdir. Bir ilde doğulanlar ise 1.9 milyon nefer. Ölenlerin sayı 0.7 milyon neferdir. Her bir nefere düşen tabi artım hesabı. Evvela bir illik tabi artımın ne kadar olduğunu tapırı. 1.9 milyona 0.7 milyon çıkandı. Demeli ölçüde bir ilde 1.2 milyon nefer tabi artım var. Şimdi 80 milyon nefere karşı 1.3 milyon nefer tabi artım varsa 1000 neferde 2 evvela 1.9-0.17'den çıktı öyleydi 1.3 milyon nefer 80 milyon nefere karşı 1.3 milyon artım var 1000 nefere de 2 beraberdi 1000'i 1.3 milyona bulup 80 milyona bölündü demeli her 1000 nefere karşı 15 nefer tabi artım var. Ölçen ahası ölçü ağzının sayı 100 milyon neferdir. Bir de doğulanların sayı 18 milyon nefer. Ölenlerin sayı 1.6 milyon neferdir. Her bir nefer için tabiatın tabanı. Doğulanlarla ölenlerin fergin tapuruk. 18 milyondan 1.6 milyon çıkandı. Demeli bir ilde ölçüde tabi artım 1.2 milyon neferdir. 1.2 milyon neferdir. Demeli 100 milyon nefere karşı 1.2 milyon nefer artım var. Min neferi de ikiz. Buradan ikisi tapuruk. Mini vurduk 1.2 milyon 100 milyona bölünde düşeceğiz 13 nefer. Demeli her bir nefere karşı 13 nefer ehali artım var. Şimdi önce ölçüde ehalinin sayısı 8.365.000 nefer. Tabi artım 1000 nefere karşı 8 nefer olmuştur. İllik mutlak artım hesaplayın. Demeli tenatürümüz böyle olacak. 1000 nefere karşı 8, 8.365.000 nefere de 2. 1000 nefere karşı 8, 8.365.000 nefere 2, x beraber 8.365.000 burasını 8, bölünsün 100 milyon nefer bu diyecek 66.120 nefer. Demeli bir ilde ölçüde 66.120 nefer ehali artımı oldu. 2008 ölçüde ehalinin 8.800.000 nefer tabi artım 1000 nefere karşı 11 nefer olmuştur. 50 mütlak artımı hesaplayın. Demeli tenatürümüz böyle olacak. 1000 nefere 11, 8.800.000 nefere de 2. 1000 nefere 11, 8.800.000 nefere 2, x beraber de 8.800.000 burasının 11 bölünsün
Mine 96.800 nefer. Demeli ölçüde bir ilde 96.800 nefer tabii artım var. Ölçüde demir yollarının uzunluğu 20.000 kilometre. Ölçe orta sıfır ise 400 metre bölünsün kilometre kvadrattır. Ölçe de ahalının sıklığı 100 nefettir ise ölçe ahasının sayını hesaplayın. Demek evvela burada 400 metre bölünsün kilometre kvadratı kilometre ifade edilen de demeli demir yollarının orta sıfırı gelecek. 0.14 kilometre bölünsün kilometre kvadrat. Demir yol çemişesinin sıklığı ölçede olan demir yollarının uzunluğu ölçenin ümmü sahasına olan nispetidir. Bunu evvela tapma lazımdır. Demeli 0.14 kilometre 1 kvadrat kilometre dedim. 20.000 kilometre diyecek x kvadrat kilometre. Bunun da biz buradan ölçen sahasını tapabiliriz. Buradan x beraber de 20.000 kilometre. Burası bir tam 1 kvadrat kilometre bölünsün 0.14. Demeli ölçen sahasının 50.000 kvadrat kilometre olduğunu taparım. 50.000 kvadrat kilometre sahası olan bir ölçede 1 kvadrat kilometrede 100 nefer yaşıyor. Ehali düşür, 1 kvadrat kilometre 100 nefer düşür, 50.000 kvadrat kilometrede x düşür, tenasibimiz bir olacak, x beraber de 50.000 kvadrat kilometre 100 nefere vurup 1 kvadrat kilometre bölünende düşeceği 5 milyon nefer, demeli bu ölçüde 5 milyon nefer ehali yaşayır. Ölçüde demir yolunun ortası 400 metre bölünsün kilometre kvadrat uzunluğu ise 32.000 kilometre, bu ölçüde ehalinin ise 8 milyon nefer ise ehalisinin orta sıfırını hesaplayın. Evvela 400 metre bölünsün kilometre kvadratı 0.14 kilometre bölünsün kilometre kvadratı ifade etmeyi lazımdır. Demir yollarının sıklığına göre ölçenin sahesini tapmak mümkündür. Demeli bunun için demeli ölçenin sahesi tapanda demir yollarının uzunluğunu demir yollarının orta sıfırına bölmekle yani 32.000 kilometre 0.4 kilometre bölünsün kilometre kvadratı bölmeyle ölçenin sahesinin 80.000 kvadrat kilometre olduğunu tapabilir. Bu ölçüde cemi 8 milyon nefer ehali var. Ehalinin sayını da ölçenin sahesine bölmekle demeli ehalinin orta sıfırını tapabilir. Sıfır beraber ehalinin sahibi ölçüsünün ölçenin sayısı 8 milyonu 80 bin nefere bölende 1 kvadrat kilometre 100 nefere hal düşecek. Ölçe ehalisinin 35 milyon, ölçenin ehalisinin sahibi 35 milyon neferdik sadece PR ehali 10'un 45 bölünde sizler 7 faizini beraberdir. Emek kabili ehalinin sahibi hesaplayın. Demeli ölçüde İktisat CPR halinde işçilerin payı ilecek 52 payı demeli ölçü ehalatının 52 payı emek kabiliyeti yaşladı. 48 payı demeli emek kabiliyeti yaşında değil. İktisat emek ihtiyatları ölçü ehalatının 52 payı beraberdi. O yüzden 35 milyonun 52 payı tavacılık. 100 faizimiz 35 milyon da 53 faizimiz ikisi x beraber 53 faizimiz 35 milyon bölünsün 100 faiz beraber 18.2 milyon nefer ölçüde emek kabiliyeti ehalinin sahibi. İsveçli ehalisi milli tekne 65 faiz Almanlar 19 faiz Fransızlar 10 faiz İtalyanlar teşkil edip ölçü ehalisinin sahibinin 7.3 milyon nefer olduğunu bilirdi yakarlan sahibini hesaplayın. Demeli bu üç rakamı cemleme lazım 65, 19, 10, 29, 94 faizi demeli bunun bu deyilen milletlerdi. Ehalinin cemi sayı 7.2 milyon neperse demeli 100 faizimiz 7.2 milyon neper 94 faizimiz ikisi demeli 6 faiz diğer halkların payıydı. Cemi 94 faiz aldı. 100 faizimiz demeli 94 faiz Almanlar, Fransızlar, İtalyanlardı. Millazlılar ise 6 faiz diyeceğidir. Bu da 100 faizimiz 7.2 milyon nefer kabul ediyor. 6 faizimiz diyeceği x beraber de 6 faizi 7.2 milyona böleyim. 100 faizi bölünde demeli 432.000 nefer diğer halklar teşkil edilir. Belçika ahalisi milli teşkil 55 faizde Flamandlar, 30 faizde Vallonlar teşkil edilir. Ölçe ahalisinin 10.3 milyon nefer olduğunu bilir. Diğer halkların sayın tamam. Demeli Flamandlarla Vallonların payı diyecek. 55 üzerinden 38 yiyecek 88 faiz demeli 100 faizimiz 10.3 milyondur 88 faizimiz de ikisini bu yolla diğer karıların sahne tapabiliriz. %88 çıkıp 13 faiz alırız. Demeli
100% on tam onda 3 milyon neferdi. 13% yani diğer kargoların payı bir ikiz. İkisi beraber 13% bölünür. 10 tam onda 3 milyon yüzde bölümünde. Demek ki 1 milyon 236 bin nefer burada diğer kargoların sahibi. Gerçi Orkut'ta ehalinin sayı 190 milyon nefer. Ehalinin tebliğ artımı her bin nefere bir neferdi. Şerri Orkut'ta ehalinin sayı 295 milyon nefer. Her bin nefere tebliğ artımı menfi bir neferdir. Yani bir nefere tebiatım azalma baş veriyor ölçüde bir ilde. Gerbi okulda 50 tebiatım şerbi okulda neçe bin nefer çoktu. Demek ki 190 milyon nefere karşı hesaplamada ötün bin nefere 190 milyona ikiz. Demek ki bin nefere bir nefer artım var, 190 milyon ikisi var. Buradan ikisinin 190 bin nefer, demek ki Gerba Baba'da bir ilde 190 bin nefer ehal artım var. Eyni kadar Şergal Baba'da demek ki bin nefere karşı menfi bir ilde bir nefer azalma var. Mine menfi bir ilde 295 milyon da ikisi. Bu gayetle demek ki Şergal Baba'da bir ilde 295 bin nefer tabii azalma baş verir. Ve Gerba Baba'da tebii artım müsbet 190 bin, şerga burada menfi 295 bin neferdi. Bunların pergi ise 195 bin neferden 295 bin neferi çıkanda 485 bin nefer. Galiba burada birindeki tebii artım şerga burada çoktu. Daha doğrusu galiba burada 190 bin nefer artı, şerga burada 295 bin nefer azalır. Arada 485 bin nefer fark var. Şergavuk dehalında 895 milyon nefer, her bin nefere göre tabi artım menfi bir nefer, demografi gösteren değişmeci aldı. 5 yıldan sonra region dehalının sayı neçe bin nefer olar. Demek ki 200 bin nefere karşı menfi 1, 295 bin nefere karşı 2, demek ki ikisi beraberdi 295 bin nefer, demek ki 1 ilde tabi azalma baş verir. 5 yıl, bunu 5 ile vurma lazımdı. 5 ilde 5'i vurur 395 bine, demek ki 5 yılda bunlarda 1.475.000 nefer ehalinin sayı azalacaktır. Bu ayda 295 milyonun 1.475.000'e çıkanında 293.525.000 nefer 5 yıldan sonra ehal olacak Şerga Avrupa'da. Şimali Amerika'da 1990. yılda ehalinin sayı 275 milyon nefer, 2010. yılda 344 milyon nefer olmuştur. Ehali artımının sayı migrasyon hesabında 7.5% artmışsa tabi artımı neçe milyon nefer olduğunu tapın. Demek ki 1990. yılda 2010. yıla kadar 20 yıl arasında ehalinin sayı 44-25 demek ki 69 milyon nefer demek ki ehali artım baş vermiştir. Migrasyon hesabında 7.5% olmuştur. 20 yıllık artım 69 milyon neferdir. Demek ki migrasyon hesabına 100% 69 milyon nefer, 7.5% ikisi burada 5 milyon 175 bin nefer, demek ki migrasyon hesabına artmıştır. 69 milyondan 5 milyon 175 bin çıkan da demek ki tebliğ artım hesabına artım 63 milyon 825 bin nefer olmuştur. Şimali Amerika'da 1990'da dehalının sayı 375 milyon nefer, 2010. yılda 344 milyon nefer olmuştur. Ehalının sayı tebliğ artımında 17.8% artmışsa migrasyon artımın neçe milyon nefer olduğunu tapın. Eyni gayetle, demek ki 20 ile artımın 69 milyon nefer olduğunu tapırıp 17.8% tebliğ artım hesabladı. Bunun neçe nefer olduğunu tapırıp 17.8'e bölüyor, 375'e bölüyor 100'e. Demek ki 49 milyon nefer. Demek ki tabii artım hesabına baş verdi. 69 milyondan 49 milyon çıkma alan, demek ki migrasyon hesabına bir yılda 20 milyon nefer ehal arttığını hesaplayabiliriz. Avrupa'da 1990'da ehalinin sayı 680 milyon nefer, 2010. yılda 739 milyon nefer olmuştur. Ehalinin sayı migrasyonun eşitlamında 5 faiz arttıkta tabii artım neçe milyon nefer olduğunu beğendim. Demek ki burada da 20 yıl erzinde demek ki ehalinin sayı 59 milyon nefer ehali artımı baş verip de şimdi 100%'imize 680 milyon nefer 90 yılın ehalinin sayı götürüyor. İşlamında 5%'i ikisi kabul ediyor. Demek ki bu ehalinin 59 milyon neferin 17 milyon neferi
17 milyon neferin migrasyon hesabına artmıştır. Vagö'de 59 milyon 17 milyon çıkan da 40 milyon artımı ise tabii artım hesabına baş vermiştir. Ölçü ağzını ise 62 milyon 850 bin nefer illi tabi artım her bin nefere 4 nefer ehalinin ümmili artım hesaplamalı olup patronatçı mekanatçı artım hesaplayın. Evvela ümmi illi artım hesaplayarak ümmili artımız belli olacak. 100 faizimiz 62 milyon 850 bin neferdi. 0,6 faizimiz ikisi. Demek ümmili artım belli hesaplıyorum. 100 faizimiz 62 milyon 850 bin neferdi. 0,6 faizimiz ikisi. Buradan x beraberdi. 371.700 nefer yahut 371.7.000 nefer. Bundan sonra demeli illik tabi artım hesaplayalım. İllik tabi artımda bir olacak. Demeli 1000 nefere 4, 60.850.000 nefere ise 2. Demeli 100 nefere, 1000 nefere 4, 60.850.000 nefere 2. X beraberdi. 60.850.000 burası 4 bölünsün. 1000 iyice 251.10'da 4.000 nefer. Demeli bu ümmi illik artımından illik tabi artımı 251.14.000'e çıkanda buna da mekanikçi artımı tapabiliriz. Yani migrasyon hesabının artımı. Demeli illik mekanikçi artım 371.17.000 nefer. Demeli ümmi illik artımdı. Tabi artım 251.14.000'e çıkanda 125.17.000 nefer. Yahut 125.700 nefer demeli mekanikçi artımdı. Esnaf bu meselenin içerisinde yolladı, hallelemez olardı. 0.6 faiz 1000 nefere karşı 6 nefer demeydi. Demeli ümmilli artım 1000 nefere karşı artı tabi artım 1000 nefere karşı 4 ise demeli mekanikçi artım 6 çıkılsın 4 eleyecek 2. Demeli 1000 nefere karşı 2 nefer mekanikçi artım var. Ve bunun da sade yolla bunu halledebilirdik. Tenasibimiz böyle sade tenasibü edilmiyor olur. 1000 nefere karşı 2, 62 milyon 850 bin nefere 2. Buradan da x'in bir başarı mekanikçi artımdır bu. X'in demeli 62 milyon 850 bin burası 2 bölünsün. 1000 nefer bu diyeceğiz 125.7 bin nefer. Bu tür çeseyurlu halinin etapı olardı. Ölçü hastalığı sayı 2008'in nefberinde 52 milyon 185.10'da 2000 nefer, 2009'un nefberinde 52 milyon 218.10'da 5000 nefer olmuştu. 2008'de halinin sayı migrasyon sistemi olmuştu. Onda 9000 nefer artmışsa tabi artımı hesaplayın. Demeli bir yıl ertesinde tabi artımı 2008'de 2009'un mukayesin verildi. 52 milyon 218.000'den 52 milyon 185.000 nefer çıkmak lazımdı. Demeli bir ilde demeli ehalinin sayı cemi 33.3.000 nefer artmıştır. Ve bunun migrasyon hesabına demeli 13.19.000 nefer artıpsa 33.3.000 neferde 13.9.000'e çıkmakla 20.4.000 neferde tabi artım yolunda ehalinin artmasını hesaplama olur. Az önce Rütbüs'ün ekstradiyat cemperi halinin 2000. yılda sayı 3.700.000 nefer, 2005. yılda ise 3.848.000 nefer olmuştur. Geçen müddet arasında bu grup ehalinin ortalık artımını hesaplayın. Demek 2000 ile 2005. yılı belirlikti. Bu dövre arasındaki ehalinin tabi artımının müeyyen edilir. 3.848.000 ile 3.700.000 nefer çıkanda demeli 148.000 öten dövre arasında ehali artıptı. Daha doğrusu iktisat çeşen fiyatı haline sahip artıptı. 5 yılda olduğunu 5 ile 148.000 nefer artıptı. 1 yılda artımı hesaplama için ortalık artımı istediğimizden o yılda 148.000'i 5 ile bölürük. 148.000'i 5 ile bölünende demeli 1 yıllık ortalık tabi artımı 29.800 neferdi. Bu da bir cevabında görüşür. Azerbaycan Respublikası'nın ehalinin sayı 2010. yılda 9 milyon nefer, orta illiği artım ise 1000 nefere 10 nefer olmuştur. Artım süresinde saklandığı şeratta 2015. yılda ehalinin sayı neçe nefer olacaktır? Demeli 1000 nefere karşı 10 nefere artırsa 9 milyon nefere karşı x artım olacaktır. Tenasübümüz 1 olacaktır. Demeli 1000 nefere 10 nefer 9 milyona x, buradan x beraberdi. 9 milyonu 10'a vurup 1000'e bölündü, iyice 90 bin. Demeli 1 yılda 90 bin nefer ehali artır. 2010. yıldan sonra artımız bile saklandığı şirketi 2015. yıl soruşur diye 5 ilerine kadar ehali artacak. 5 ile de artmanı tapmak için 1 yıllık artım 90 bin neferi 5'e vurmak lazımdı. Bu diyecek 450 bin nefer.
2015'de Azerbaycan'da əhalinin sayı bu şərtlər daxilində 9 milyon üzərinə 450 mini gəlmək lazımdır. Əhalinin sayı 9 milyon 450 min nəfər. Azərbaycan Respublikasının əhalisinin sayı 2010-cu ildə 9 milyon nəfər ortaya elindir. Artım isə 1000 nəfərə 10 nəfər olmuşdur. Artım sürətini saxlandığı şəraitdə 2020-ci ildə əhalinin sayı neçə nəfər olar? Deməli, 1000 nəfərə qarşı 10 nəfər əhali artırsa, 9 milyon nəfərə 2 nəfər əhali artacaq. Tənasibimiz belə olacaq. Deməli, 1000 nəfərə 10 nəfər, 9 milyon 2 buna 1 illik artım tapırıb. Ona görə də deməli, ikisi bərabərdir, 9 milyon burası 10 nəfər, bölünsün 1000 nəfər, 90 min nəfər, deməli, bir ildə 90 min nəfər əhali artır. 2010-cu illə, deməli, 1000 nəfər 10 nəfər olmuşdur, 2020-ci ildə soruşur, 10 il ərzində əhali neçə artacaq, o görə də bir illik artımı, deməli, 10 ilə vurmaq lazımdır. Bir ildə 90 min nəfər artırsa, 10 ildə 90 min burası 900 min nəfər əhali artır, əhalinin sayı 2010-cu ildə 9 milyon nəfər idi, 10 ilə 900 min nəfər artacaq. O görə də 9 milyon üzərinə 9 min gəlirik, əhalinin sayı 2020-ci ildə 9 milyon 900 nəfər, 9 min nəfər olacaqdır. Azərbaycan 2010-cu il üçün tərtib edilmiş cins yaş piramidasının həqiqi hərbi xidmətə çağırışçıların toplanması problemi neçənci illərə təsadüf etmişdir. Deməli, cədvələ piramidaya baxdıqda görürük ki, 25-29 yaşlı olan əhalinin sayı digər illər müqayisədə fərqli göstərir. Ona görə də 2010-cu ildə 25-29 yaşlı olanların neçənci ildə anadın olduğunu tapırıq. Deməli, bunun üçün 2010-cu ildən 29 və 25-ci ildə çıxırıq. Deməli, 2010-cu ildə 29 yaşında 1981, 25 ili çıxdı isə 1985-ci ildə deməli, anadınların sayı az olubdur. Və bu uşaqlar 18 yaşlar tam olduqdan sonra həqiqi hərbi xidmətə çağırdılar. O görə də həqiqi hərbi xidmətə problem 18 ildən sonra olacaq. 1981-dən 18 il gəlikdə, deməli 1999-cu ildə 1983-dən 18 ildə 2003-cü illər ərzində həqiqi hərbi xidmətə çağırışçıların toplanmasında problemlə qarşılaşmışdır. Düzgün cavab 1999-2003-cü illər. Azərbaycan 2010-cu üçün tərtib edilmiş cins yaş piramidasının həqiqi hərbi xidmətə çağırışçıların toplanması probleminin ikinci yerə təsadüf etmişdir. Cədvəl vaxtda görürük ki, 30-34 yaşlı əhalinin sayı, daha doğrusu burada olanların sayı digər illərlə müqayisədə azdır. O görə də 2010-cu ildə 30-34 yaşı olanlarda problem olmuşdur. Deməli, bunun üçün 2010-cu ildən 30 və 34 illəri çıxmaq lazımdır. 2010-cu ildən 34 çıxdı 1976, 2010-cu ildən 30 ili çıxdı 1980. Deməli, 1976-80-ci illər ərzində, arasında Anadoluların 18 yaş çatanda durdular, həqiqə hərbi xidmətə çağırırlar və bu da əhalinin sayı olduğunu problem verilmə səbəb olur. Bu görə 1976 üzərinə 18 yaşında 1994, 1980 üzərinə 18 yaşında 1998-ci illər. Böylelikle 1994-98 yıllarda hərbi xidmətə çağırışçıların toplanması da problemler müşahidə edilmişdir. Düzgün cevap 1994-1998. Respublikamızda əhalinin sayı 2000-ci ildə 8 milyon nəfər, 2008-ci ildə 8,6 milyon nəfər olduğunu nəzərə alıb orta illik, orta artım göstərilən istifadə edilir. 2002-ci ildə əhalinin sayını hesablayın. Deməli, 2000-ci ildə 8 milyon, 2008-ci ildə 8,6 milyon nəfər olmuşdur. Yəni, 8 ilə əhali 600 min nəfər artmışdır. 8,6 milyondan 8 milyon çıxırıb. Deməli, 1 ildə 0,6 milyon, yaxud 600 min nəfər əhali artmışdır. 8 ilə 600 min nəfər əhali artmış. 1 ilə neçə nəfər əhali artdığını hesablamaq üçün 600 min nəfəri 8 ilə bölmək lazımdır. 600 minə 800-ə böldükdə 1 ildə 75 min nəfər əhali artır. Bizə 2000-ci illə müqayisədə 2002-ci ildə əhalinin sayının neçə nəfər olduğunu tapmaq lazımdır 2 ildə. Deməli, 1 ilə 75 min nəfər artırsa 2 ilə də 2 burasının 75 min, 150 min nəfər əhali artır. Ona görə də 70 min şey olur, 150 min nəfər. 2000-ci ildə əhalinin sayı 8 milyon nəfər idi, 8 milyon nəfər üzərinə 2 ilin artımı 150 min nəfər gələndə 2002-ci ildə əhalinin sayı 8 milyon 150 min nəfər olmuşdur.
Yeşilkum zehalinin sahibi 1999 yılında 79 milyon, 2009'da 819 milyon nefer olduğunu nefes alıp orta artım yüzünden istifade için birinci dehalinin sahibini hesaplayın. Demek 10 ilde ehalinin sahibi 1 milyon nefer artıp 10 ile 1 milyon nefer. Ona göre de 1 milyon neferi 10 ile bölmek evvel demek 1 milyon nefer artmıştır. 1 milyon neferi 10 ile bölüp 1 ildeki artımı taparık. 1 ilde artım iyice 100 bin nefer. Bizden 2 ildeki artım isteyip 2 ilden sonra 99'a muhalefet için biri isteyip o ilde 2 ile 200 bin nefer ehalı artacak. 1999 yıldaki 79 milyon üzerine 200 bin nefere elave edilmek lazımdı. Bu derece 79 milyon üzerine 200 bin derece 8 tam 1 milyon yahut 8 milyon 100 bin nefer ehali. Düzgün cevap D bende. Kumas Müzik Sadrı Buram'ın dehalınız ümumi sayı 488 tam 3 bin nefer olmuştur. Bunun 77 tam 5 faizi Türkmenşalı Azerbaycanlılar Dikisadrı'da yaşayan diğer asayrı karıların neçin bin nefer olduğunu tapın. De eğer ehalinin 77.5 faizi Türk menşeli Azerbaycanlılarsa demeli diğer asayrı karıların sayı payı eleyecek %77.5 çıkanda 20.5 faiz. Demeli asayrı karılar ehalinin 20.5 faizi teşkil edilir. Eğer ehali 488.3 bin nefer 100 faiz ise 100 faiz mi 488.3 bin nefer ise 20.5 faizin neçe nefere uygun geldiğinde tapmakla asayrı karıların sayını taparabiliriz. 100 faizimiz 488.3 bin nefer, 23.5 faizimiz ikisi edilir. X beraber 23.5 faizi 488.3 bine vurup yüze bölümünde demek diğer asayrı karıların sayılacak 109.9 bin nefer. Kuvaz iktisatçı oranında halinin ümumi sayı 488.3 bin neferdir. Bunun 23.5 faizi muhtarif asayrı karılardır. İktisatçı oranında yaşayan Türk menşeli Azerbaycanlıların neçe bin nefer olduğunu hesaplayın. Demeli eğer ehalinin 20.5 faizi diğer muhtarif asayrı karılarsa %20.5 faizi çıktı. Demeli ehalinin 77.5 faizi Türk menşeli Azerbaycanlılardı. 77.5 faizi 100 faizimiz 488.3 bin nefer ise 77.5 faizin neçe nefer olduğunu taparla Türk menşeli Azerbaycanlıların sayını taparlar. Tersümüz böyle olur. 100 faizimiz 488.3 bin neferdi. 77.5 faizimiz ikisi. İkisi beraberdi. 378.14 bin nefer. Demek ki burada Türk menşeli Azerbaycanlıların sayı 378.14 bin neferdi. Gence şehrinde 1990 yılında belde halinin ise 283.2 bin neper, 2010 yılında belde 314.6 bin neper olmuştur. Çeşen Nuri'nin şehirde tabi artma hesabına halinin sahip 5.2 bin neper artmıştır. Migrasya hesabına 6.2 bin neper olduğunu tapırım. Evvel öten dönemlerinde Gence şehrinde ehalinin ümumi artımını hesaplayırım. 314.6 bin neperden 283.2 bin neper çıktı. Demek Gence şehrinde öten müddetlerinde 33.4 bin neper ehal artmıştır. 33.4 bin nefer ahalinin 5.200 neferi demeli tabi artım hesabındadır. Tabi artımı 33.4 bin 5.2 bin nefer çıktı. 27.2 bin nefer demeli ahali migrasya hesabına atmıştır. Yani Gence şehrinde tabi artımla mukayesede migrasya hesabına artım tahminen 5 nefer çoktu. 27.2 bin nefer. Mincecik şehrinde 1990 yılının evvelinde ahalinin sayı 84.6 bin nefer 2010 yılında 96.9 bin nefer olmuş. Çeçen Dövresi'nde şehirde migrasif ehalinin sayı 3.8 bin nefer artmıştır. Tabi artmasında ehalinin ehal artımı neçe bin nefer olduğunu tapın. Demek öten dövresinde Mincecik şehrinde ehalinin ümumi artımı tapırık. Bunun için 96.9 bin neferden 84.6 bin nefer çıkma lazımdır. Demek Mincecik şehrinde öten müddetlerinde 13.3 bin nefer ehal artmıştır. Bu artımın 3.8 bin neferin migrasi hesabındadır. 13.3 bin neferden 3.8 bin nefer çıkanda 9.5 bin nefer kalır. Demek Mincecik şehrinde 3.8 bin nefer migrasi hesabından 9.5 bin nefer ise tabi artım hesabına ehalı artmıştır. Azerbaycan ehalisinin sayı 2009 yılı malumatlarına göre 8.973 bin nefer idi. Ehalinin 49 bayının kişilerini teşkil edildi. Nezirel kadınların kişilerden için bin nefer çok olduğunu müeyyen edin. Demek ehalinin 49 bayı kişiler ise yüzden 49 çıkanda 51 bayını kadınlar teşkil edilir. 51 faiz kişilerden 2 faiz çoktu, 51 faizden 49 faiz çıkmakla 2 faiz
kadınlar seçilen çoktu. Eğer 8.973 nefermiz 100% ise 2% neçeber olduğunu hesaplamakla kadınlar seçilen neçeber olduğunu tapabiliriz. Ona göre de 100% 8.973 bin nefer 2% eksildi. Buradan eksin 179'dan %46.000 nefer yahut 179.460 nefer olduğunu tapabiliriz. 2 kadınlar seçilenden 179.460 nefer çoktu. Azerbaycan ahalisi 1960'ınca 3.815.700 nefer, 1990'ın dilde ise 7.131.900 nefer olmuştu. Bu dövrede ahalinin sıkıntı tabii. Öten dövr arasında Azerbaycan ahalinin sayının neçe nefer arttığını evvelde hesaplıyorum. Bunun için 7.131.900 neferden 3.815.700 nefere çıkmalı lazımdı. Bu müddet erdiğinde Azerbaycan ahalinin sayı 3.316.10.2.000 nefer artmıştır. Azerbaycan'da Azerbaycan Respublikası'nın arazisinin sayısı 86.16.000 neferdi. Demek buraya gelmiş 86.16.000 nefere bölmekle ahalinin sıklığının neçe nefer arttığını hesaplayabiliriz. 3.316.000 nefere 86.16.000 nefere bölende 38.13 nefer demek ahalı arttı. 60'ınca 90'ıncı ile 30 ile 38.13 nefer ahalı sıklığı artmıştır. Azerbaycan ahalisi 1980'li yılda 6.114.1000 nefer, 2005'li yılda 8.322.14.000 nefer olmuştu. Bu dövrede ahalinin sıklığı ne kadar artmıştır? Demeli 25 yıldan gelir burada söhbet. 8.320.14.000 neferden 6.114.1000 nefer çıkmalı lazımdı. Çıkarca 2.308.3.000 nefer ahalı artmıştır. Azerbaycan Respublikası'nın sayısı 86.16.000 kvadratkilometredi. O yönde bu artımı 2.308.3 bin neferi Azerbaycan Üniversitesi'nin sayesinde bölmeye lazım ki bir kvadratkilometre daha nasılın içine nefer arttığını hesaplayabilir. 2.308.3 bin neferi 86.6 bine bölende demeli 25.5 nefer ahal sıklığı artmıştır. Azerbaycan ahalisi 1970 yılında 5.115.1 bin nefer, 2000 yılında 8.16.2 bin nefer olmuş. Şimdi ahalı sıfır ne kadar artmıştır? Demeli 70 yıl müddetinde ahalının sayının neçe nefer arttığını hesaplayırız. 8.16.2 bin neferden 5.115.1 bin nefer çıkandı. Demeli bu dövrede Azerbaycan ahalı 2.901.1 bin nefer artmıştır. Bunu Azerbaycan Üniversitesi'nin sayesinde bölmeye lazım ki bir kvadratkilometre ahalının sıfırının ne kadar arttığını hesaplayabilir. 2.901.1 bin nefer 86.6 bin nefere bölündü. Demeli ahalının sıfırı 33.5 nefer artmıştır bir kvadrat kilometrede.